bir konuşayım da. Havadasınız değil mi? 5 kişi olabilir daha fazla. Abi buradan en fazla 5 kişi olabilir. Tamam abi buradan kessin çünkü. Tamam kes. Yerlerini çıkar buraya getirsin. Şey, içeride kimse kalmasın. Ha? İçeride kimse kalmasın. Tamam. Personel. Abi görüntü verebiliyor musun? Kaç geçe geleyim? Sen göre bak. Tamam. Havada mısınız? Havaya çıkın. Sorsana. Havada mıyız? Kaç geçe yaptırayım abi? Abi havada mıyız? Tamam. Havadayız. Hı? Tamam. Tamam oldu abi. Tamam. Hadi sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sadece burayı versin. Kamerayı versin. İçeriden bu kadar beğendim. Her şey yani. Bu kontrol odasını bütün test prensibini teyit ediyor. Bu açtığımız yer değil, değil mi? Değil. O orada T700 içinde. O açtığımız yer T700 içinde. O ithaldi. Evet. Bu tamamen yerli. Her şey yerli yani. Bu kontrol odası, yazılımlar, deney düzeni, her şey bize ait. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Ekranda canlı olarak buradan göreceğiz. Tabii motor önden gördüğümüz için tam gözükmüyor burada. Burada alevi falan ekranda göreceğiz inşallah. Yukarıda egzoz sıcaklığı kırmızıyla, aşağıda da motor devrini göreceksiniz inşallah. Arkada kesit şeyleri falan var. Bu orta menzilli gemi savar füzeleri için geliştirilmiş bir turbojet motoru. İlk, ilk motorumuz Türkiye'de. Yani sınıf. İlk bu başka geliştirilen yok değil mi? Yok. Büyük sınıfta geliştirilen Kalemi var. Büyük sınıf. Somlar için. Ama bu sınıfta geliştirilen yok. İnşallah onun ilk testini, ateşlemesini yapacağız. İnşallah daha da geleceğiz inşallah. İnşallah. Bunlar önemli biliyorsunuz. Çok önemli. Elle tutulur işlerimiz bunlar şu anda. Yani genelde de iyi de. Hem gizli hem açıktan ambargolar var. Bizim kendi kendimize yetebilmemiz lazım. Şunu yapsanız, test ortamını kendiniz yapamasanız mesela, onu test edemezsiniz. Adam vermiyor size mesela o teknolojiyi. Önemli. Peki biz resmi şimdi mi çekilelim, ateşlemeden sonra mı çekilelim? Vekillerimizde falan. Şimdi de çekilebilirsiniz. Ne zaman yapalım? Ateşlemeden sonra. Ateşlemeden sonra. Tamam. Motorun önünde çıkabiliriz şeyden sonra. Ya ateşledikten sonra çekilemez mi? Çekilebiliriz. Dumanı, egzozun dumanı tutarken çekilebiliriz. Görüyorsunuz. Daha önce biliyorsunuz burada bu Gökbey'de kullanılacak motorun çekirdeğinin ateşlemesini yapmıştık. Evet. O zaman memnun kalmışlar benim hizmetimden, onun için bir daha davet ettiler. Bu TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirdiğimiz bir motor. Sağ olsun Sayın Bakanımız. Genel müdürümüz ve ekipler de maşallah iyi. Maşallah. Bakanlar evet. Eskişehir olarak biz gurur duyuyoruz. Sizin de duymanızı istiyoruz. Biz de Eskişehir'le gurur duyuyoruz. Evet, yerel yönetim hariç gayet mutluyuz Eskişehir. Peki efendim. Nasıl yapalım? Diğer tamam. Protokolü, diğer odayı da göstereyim. Hadi gösterelim. Sayın Vekilim, yeni motorumuzu da gösterecekler size. Nerede? Sayın Bakanım, Sayın Bakanım biz burada kalacağız. Gelelim, Sayın Bakanım gelelim. Çıkalım bize. Tamam abi koydum. Ersin abi. Batarya senin durumda.
14 6 sene. Ben şimdi oldum. 14 3. Ben. Koş. Koş koş. Bakan gelmeden koş. Sen şurada dur. O şey değil mi? Bana çevirecek. Bana da getir. Bunlar planlar. Orayı bir izleyecekler, ondan sonra tekrar buraya gelecekler. Odayı boşaltmak için. Yani genel bir fotoğraf çekecek. Ben yaptım, her şeyim hazır var. Tekrar gel abi. Bak 13.8 bir yığımda normal veriliyor. Şu an vermiyorum motora. Tamam mı? Sadece bujiyi açacağım, eğileceğiz. Siz bir açtın. Siz bir güzel geliyor. 14 abi aldı beni de. Tık 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 tıktan başlıyor. Eğileceğiz. Ateşi göreceğim. Tam yakıp. Ardından 26 bunu tutarsın. Bu falan. Azar. Tekrar dolaşacağız. Hoş arkadaşlar çıkacak. Sadece 3 kişi mi kalıyor burada? Bir motor testteki bu. Benim telefonuma bir baksanıza ya, Selçuk ararsa. Çok çok kalabalık, kapıyı kapatmıyor. Nerede oturayım? Ben size burada bir saat şey yapayım. Ben size küçük bir bilgi vermek istiyorum öncelikle. Tamam. Kapıyı motor başlatmak için hava kullanıyoruz. Engine starter olarak havayı başlattıktan sonra 4500 RPM'de pilot RPM yakıt gelecek kendi otomatik şekilde. Bu EGT sıcaklığını gördükten sonra egzoz kas sıcaklığımızı ben ana yakıtı vereceğim. Tırmanarak 25.000-26.000 RPM civarlarında oturacağız. Tamam. Sizden ricamız, ben hazır olduktan sonra motor başlatmanı kaldırıp bir olsun. Biraz anlatmasını isteyeceğiz birazcık. Ha, bir dakika anlatırsın. Bana sadece şu sivici kaldırmanızı. Havayı sen mi veriyorsun? Evet. Ben havayı ben başlatıyorum. Tüm sistem aslında sizin şeyinizde. Diyorsun. Evet. Peki tamam. Yetkinize. Başlatmayı size verecek. Evet. Anlatacağım, tamam. Burayı bakayım. Kaldırdıktan sonra yeşil olacak tüm yetki aslında direkt kırmızı anahtarda. Tamam. Sizin başlatma komutunuzla başlatacağız. Ondan sonra zaten otomatik gidiyor. Füzede evet. De öyle. Peki. Pilot bastıktan sonra. Genel müdürlüğü anlatsa tamam. Evet. Zaten ne yapacağız zaten. Burada biraz anlatın. Aslında şu anda bağlandıysanız buranın özelliği şu. Türkiye'nin orta menzilli gemi savar füzesi olarak ilk motorumuz bu. Bu sınıfta. Motorumuz dünyada tek, şu açıdan tek, dar bir çapta 1300 Newton itki üretiyor. Ciddi bir itki gücü bu sınıfta. Böyle bir itkiyi bu çapta verebilen başka bir motor yok. Özel olarak Roketsan'ın bir uygulaması için geliştirdik bunu. Ve bakanımız, Sayın Bakanımız eşliğinde ilk defa çalıştırıp halkımıza göstereceğiz inşallah. Bunun bir özelliği de bu deney düzeneğinin hepsi de TEİ tarafından geliştirildi. Gördüğünüz masa, yazılımlar, bütün kontrol sistemleri ve deney düzeneği de TEİ tarafından geliştirildi. Motor tasarımında TÜBİTAK'ın katkısını da söylersen tabii ki. Tabii ki. Marifet, iltifat tutar. Projemiz aslında 2 yıl 3 ay kadar önce, 2 yıl 4 ay kadar önce TÜBİTAK desteğiyle başlatıldı. Roketsan'la beraber kolaborasyon içinde. Sayın Bakanımız da sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Evet. Geldiler ve onun teşrifiyle ilk çalıştırma testi yapacağız inşallah.
Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Ondan diye sayalım. Başlayalım mı? Başlıyorum. Kaldırdıktan ne kadar sonra başlayacağım? Bir 10 saniye içerisinde ben başlayacağım. 10 saniye. O ne kadar sürecek? Başlama startına. Ben 10 saniye sonra sen başlayacaksın. O ne zaman ateş alacak? Yaklaşık o da 15 saniye içerisinde başlayacak. 15 sonra. Hadi bakalım. 10. Evet. Ya Allah. Ya Allah. 9, Bismillah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başlatıyoruz. Ya Allah. Bismillah. Hadi bakalım. Yukarıda alevi de görebilirsiniz. Yukarıdaki ekranlara baksanız ekranlara kaç artıyor? Güzel arttırabiliyorum. Arttırmayın. İsterseniz sadece tut açısını yapabilirsiniz. Sevinirim. Niye biraz arttırayım ya? Ya da kısayım. 25 bin, 26 bin arasında gezebilirsiniz. Egzoz çıkışı, evet. 740 derece. Evet, bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TJ300 motorunun, bir turbojet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandılar ama birçok farklı platformda da kullanılabilecekler. Biliyorsunuz TEİ'de daha önce Gökbey helikopterimizin motorunun çekirdeğini yine ateşlemiştik. Genel müdürümüz söz verdi. İnşallah Gökbey'in motorunu bu sene TEİ'ye teslim edecekler. İnşallah. Onlar da bu teslimattan sonra bu motoru, yani Gökbey'de kullanılacak motorun entegrasyonu ile ilgili çalışmalara başlayacaklar. Burada geliştirilen motor tabii ki Türkiye'nin savunma sanayi açısından oldukça önemli bir gelişme. TJ300 oldukça küçük çap olarak küçük olmasına rağmen oldukça önemli bir itki, 1300 Newton itki verebilen, yani yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Bu motor dediğimiz gibi başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda kullanılabilecek. Burada TÜBİTAK TEİDEP projesi tabii ki TEİ'nin mühendislerinin gayretleriyle, onların yürekli çalışmalarıyla oluşturulmuş bir motor. Biz TEİ'nin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizde özellikle hava araçlarındaki motorlarla ilgili en önemli altyapı burada kurulu ve bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü, savunma sanayimizde kullanıldığını görebiliyoruz. Bu bizim açımızdan gurur verici ve burada birçok yurt dışı kısıtı olan ürünleri de artık kimseye bağlı olmadan kendimiz geliştiriyor oluyoruz. İnşallah böyle başarılı işlerde biz genel müdürümüzü, TEİ'yi ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Buranın bir özelliği de, belki ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Buradaki test ortamı da tamamen yerli ve milli olarak yine mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş. Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki bir yabancı ülkeden almak zorunda olduğunuzda, bunu size sağlamıyorlarsa o ürününüzün testini bile gerçekleştiremezsiniz. Burada aynı zamanda bir test bremzesinin de yerli olarak geliştirilmesi projesi var. Bu da gerçekten başarılı bir proje. İnşallah biz TEİ ile beraber çalışmaya, ülkemizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tebrik ediyorum.
hemen verin. Hemen yanında resim çekileceğiz dedi. Tamam, diyeceğim. Hadi bakalım. Buyur. Motora geç. Motor görüntüsüne. Şey, orayı verebilir mi abi istiyorsan? Orada mı? Evet. Ben dedim belki bir böyle oynadınız, sahte gösterirsin. Ondan sonra Cuma'ya geçeceğiz. Ondan sonra Cuma'ya geçeceğiz. Vekilim hoş geldiniz. Buyurun. Roket Sam da geliyor ama. Cami olarak İlahiyat Cami varmış burada. Bir mescit var burada. Buyurun Alper Bey. Zafer abi şimdi abdest için Sayın Vali nereye kullanacak? Abdest için abdest. Biz o sebeden alabiliriz. Cami yakın zaten bize. Efendim? O sebeden alabiliriz. İlahi cami yakın mı? O sebeden de şey yakın bile. O sebeden tüm kurulu odasını alırız abdesti. 5 dakika dinler. Abdesti alır. Oradan bir dinleyin. 5 dakika. Biz, ben bizimkini de. He? Ya misafirhaneye gideceğiz. Bu katta yok mu? Lavabo. Ama o işte çok ya 5 dakika. Şimdi burada canlı yayında kampüsü olacağız. 5 dakika gidip geleceğiz. Biraz şöyle hareket. Bas için evet. Bunda gaz kolu sizde olacak. Abi tamam mıyız? Thank you.
hedefleri olan büyük bir aileyiz. Biz dünya ile çalışan büyük bir şirketiz. Biz her anını daha güçlü Türkiye için yaşayan gücün kaynağı TEİK'iz. Bir amacımız var. Güçlü insan kaynağımız, yenilikçi tasarım kabiliyetimiz, geniş yelpazede özgün ürünlerimizle dünyanın en büyüklerinden biri olmak, havacılıkta gücün adı olmak. Hep birlikte bu güçlü yarın için çalışıyoruz. Teknisyenimizden mühendisimize, yöneticilerimizden genel müdürümüze, ortaklarımızdan müsteşarlığımıza birlikte oluşturduğumuz bir vizyonumuz var. Küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olmak. Amaç birliğimize uygun bir misyonumuz var. Havacılıkta kullanılan güç sistemleri ve türevleri için küresel ölçekte rekabetçi, sürdürülebilir ve özgün ürünler tasarlayan, üreten ve servis hizmeti veren lider motor şirketi olmak. 30 yıllık tecrübemizle Türk havacılığının itici gücü olacağız. Çünkü bizler insana, çevreye değer ve güven vererek geleceği tasarlar, her şeyin hakkını vererek mükemmel sonuçlara hedefleriz. Lider, rekabetçi, özgün ürünler üreten, geleceği tasarlayan. Peçete var mı? Gerçek motor. Bu gerçek motor. Aslında ilk kontrol motoru görüyor. Bu ilk motor çalıştı. Ya bu evet, hadi gelin. Bunlar. Thank you.
yavaş yavaş olgunlaştırıyoruz motoru. Uçuşu hazır hale getiriyoruz. İnşallah. Evet. Bu aslında Sayın Bakanımız teşrif ettiler sağ olsun. Bu ilk çalışan motorumuz. İçeride demin canlı yayında çalıştırdığımız ikinci motorumuz aslında. İlk çalıştırdığımız motoru Şubat ayında çalıştırdık. Ama Covid tedbirlerinden dolayı tabii ki bir tören yapmamız mümkün olmadı. Sayın Bakanımızın bilgisi haline. Optimizasyonlar yaptık. Biz bir iki ay içinde ikinci motorumuzu da ürettik. Onu da topladık. Onu da devreye aldık. İnşallah bu yıl içinde 5 tane üreteceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse. Küçücük bir motor görüyorsunuz ama yaklaşık 400 beygire yakın güç üretiyor. Ve bu çapta üretiyor onu. Bu özelliği de o. Normal şartlarda aslında bu füzemiz 3 metre 20 santim boyunda yaklaşık 300 kiloluk, 300 kiloluk bir füze. Uçak modunda yaklaşık 1300 kilo kadar bir uçağı rahatça kaldırabilecek güçte motorumuz. Ve bu tamamen kendi mühendislerimizin TEİ mühendisleri dizayn edip ürettiği sıfırdan hiç bir motor. Sıfırdan evet. Bir motorumuz. Her şeyi yerli diyelim. Evet. Sadece raf ürünleri var. İşte standart kablacı, bujileri. Her yerden alabileceğiniz. Evet. Diğerlerini burada ürettik yani. Evet. Türkiye'de ürettik. Üretimde ediyoruz. De gür metal dökümde ciddi destekler oldu. Sabancı Üniversitesi Arge Merkezi oradaki Kortsa Arge Merkezi'nde katmanlı imalatçı parçalarını yaptırdık prototip olduğu için. Geri kalan hepsi teyide inşallah. Evet, evet. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Füzemiz bu. Şimdi seri imalette bir şey çıkmıyor dedikleri evet. için ben size göstereyim diye özellikle tamam. motorları getirttim evet. buraya. Kendisini açtığınız motor buydu. Bir tane de göstermiştik. Şu anda bundan 8 tane ürettik gönderdik. Elimizde de 6 tane var. 2 tanesi de bitmek üzere. Bunlar seri imalatta. Bu TEİ üretimi. Şuradan bakın. Ya, yerli kara şahin helikopterler. Onların motorları şundaki yerlilik yani lisans altında üretiliyor ama bundaki yerlilik oranı %50'nin üstüne çıktık şu an. 50'nin üzerinde. Yani onun motorlarını da burada biz üretiyoruz. Lisans altında olmasının tek bir anlamı yok. Sonuçta şu motoru üretip o T-70 Sikorsky helikopterlerinde kullanmak o da çok değerli bir kabiliyet. Hatta biraz tayı arkadan geliyor herhalde. Siz motorları hızlıca verip gönderiyoruz. Aviyonikle ilgili şeyleri var onların. Bu dişli kutusunu da Alp Havacılık'la konuşuyoruz. Hı-hı. Şu anda genel elektriğe de söyledik. Yetkilendirmeye çalışıyoruz onları. Yetkilenirse dünyadaki bütün T-70'leri satalım. Alp Havacılık da Eskişehir'in markası. Evet, tabii, evet. Tabii. Dayanışma içindeyiz. Evet. Onlar da çalışıyorlar dişli kutusu konusunda. Evet. Şurası komple dişli kutusu efendim şu kısım. Alp Havacılık'ın böyle hazır mı geliyor şu anda? Bunları dişli kutusunu tedarikçilerden alıp takıyoruz üstüne. O yüzden %50'ye düşüyor. Yani pompası, dişli kutusu vesaire gibi şeyleri tedarikçilerden alıp taktığımız için. Bütün aslında çekirdek motor kısmını biz üretiyoruz burada. Yanma odası dahil. Yanma odası çok kritik bir yer. Yüksek sıcaklık. Orayı dahil burada üretiyoruz efendim. Evet. Arkasına geçip resim çekilebiliriz. Bunları ne zaman teslim? Bunlar aslında teslimi hazır bunun teslimi hazır. Orayı bekliyoruz. Ha şu arkadaki yeşil şeyler ne derseniz. Ha. Bunlar da bunların kutuları. Bunların içine her birine motor dolup gidecek inşallah. İnşallah. Bunlar da Türkiye'de üretildi. Onlar da şimdi FD-170 gönderiyoruz.
destek gördük. Aynı zamanda Taide'de main, Gökbey'in main kesine başladık. O da çok böyle artık Şampiyonlar Ligi bir parça. Maşallah. Hobi olarak başladık. İnşallah onu da yapacağız 4 ay içinde. Kaç kişi çalışıyor firmanızda? 90-85-90 kişi. Hobi dediğimiz küçük bir firma. Ama çok yardım gördük. Bilhassa Ahmet Bey bizi kendisinin burada inat ettik. Elemanlarım da çok mutlu. Maşallah. Bir de üçüncü, beraber üçüncü, bakalım arzu ederseniz yani. Bir resim alırsak şirketim iftihar eder. Özel bir, özel bir alüminyum ama gördüğünüz gibi çelik gibi. Gördünüz mü? Alüminyumu nereden alıyorsun ham maddeyi? Seydişehir'de özel yaptırdık onu da. Gel bakalım böyle şunları boz böyle. Gel. Biz de sahibini aldım. Sen bak şöyle gel. Motorunuzun yanını çek. Bile onun yanına dur. Gel kapatma önünü. Estağfurullah. Alıyoruz efendim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Kaç sipariş var? 6 tane yapıyoruz. Sonra inşallah yapacağız. Şimdi biz sipariş aldıkça artık bunlar inşallah devam edecekler inşallah. Şimdi bir deneme üretimi. Ben de 70 İTÜ mezunuyum. Erbakan'dan motor 1'i okudum. 74 öyle yaşındayım. Ömrümün sonunda jübile yapıyorum. 74 gösteriyor mu ya? Maşallah. Bir de main case'i bitirsek silip geleyim. Artık memlekete gideceğim. Bu main case'i de dökersem gençlere. İnşallah. Başka savunma sanayi iş yapıyor? Yapıyoruz komut. Burak Boran'ın füze başlığını yaptık. Güzel. Tebrik ediyoruz. Güzel. Burada, sağ olun, Allah razı olsun. Burada diğer parçalarımız var. En kritik parçayı. Yani bütün aksam yerli ilk oranı %96. Şimdi bir tane parça var. Onu da yapıyoruz. Onda SSB'de proje açtık. Başladık. Governor, tek şu parçayı monitörlük. Pervane HD'yi kontrol eden hidrolik bir parça. Bunu da SSB ile proje açtık hidrolik efendim. Hidrolik bir parça. Bu da başladı şu an. Bir sene, ilk çeyrekte teslim olacak. Yani, bunu kim yapıyor? Bu şeyden, bunu, Avrupa'dan, Almanya'dan, MT'den alıyoruz. G-Hostro yapıyor ya da MT-Propeller'dan alıyoruz. Şu an kendiniz içeride mi yapacaksınız? Tedarikçiye vereceğiz. Kobileri destekliyoruz. Şimdi seçim aşamasında 3 firma var. Onları da SSB'yi değerlendiriyoruz. Krankı Genmod. Genmod. Konya'da yaptık. Evet. Kamşaftı, S-Taş, Subap'ları, Supar, başka dişliler çok önemli efendim. Dişliler. Dışındaki blok gürmetalde dökülüyor, köprülerden işliyor. Gürmetalden de ciddi destek alıyoruz. Evet. Gürmetal bizim kritik bir alt şirketimiz. Sağ olsunlar. Yani hemen hemen %96'yı bulduk. Sadece şu partayı da onu da yaptık mı %100 diyeceğiz yani. Genmut'tan memnun musun? Memnunuz. Testler gayet güzel. Bayramda aradı beni. Yeni yatırım yapacağım diyor Sayın Bakanım. Yardım edin. Onların krankı. Bayağı yere krank yapılıyor. Evet. Abi. Evet. Ya seri imalat diyordunuz. Burada da evet. Bugün uçurduğunuz motordan 3 tane daha var. Bunları da biz hemen birkaç ay içinde yaptık yani siparişe göre. Şimdi fiyat işte bunlar bunun birkaç versiyonu var. Uçurdukları pahalı versiyon ama tabii size ucuz bir şey. Doğal bir şey. Pazarlık yapacağız. Ortayı bulacağız. Şimdi onlarla 100 tane için pazarlık yapıyoruz. Evet. Ama bu da güzel bir şey. Bu da çok değerli bir şey. Yani, yani yerliliğe... Ya motoru yapıyorsun. Şu pervanen olmadığında uçmuyor. Yurt dışından geliyor. Şuraya mı geçsin? Gel gel gel. Gel şöyle. Biraz daha gel. Dışarıya bağımlı olmak çok sıkıntılı bir mevzu. Evet. Bu taraftan çıkacağız. Sayın. Hadi bakalım. Tamam mı? Abi sen şuraya gidince kesildi galiba ses. Oldu kadar oldu.
sesli olamayabilirdi. Öbür taraftan çakış yaptı varmış. Tamam. Elinize sağlık. Eyvallah abi. Abi geçmiş.